Selamlar arkadaşlar. İkinci bölüme hoş geldiniz. Return to Morio'nun ikinci bölümünde maalesef şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi ben normalde 2 ve 3. bölümü çekmiştim. Şu an bir anda base'in içinde başladım. Bakın fark ettiyseniz 1. bölümden sonra. Fakat maalesef o bölümlerde YouTube'un algoritması ile alakalı problemler yaşandı. Ve ben dur dedim sileyim tekrar yükleyeyim videoyu. Fakat bunu yaptığımda maalesef ki korkunç hafızamdan ötürü şeyi unutmuştum. Aslında kaydı sildiğimi. Dolayısıyla o videolar, o kayıtlar tamamen varoluştan silindiler. Şimdi ben ne yapıyorum? En geriye doğru gidiyorum. Size biliyorsunuz ki detaylı şekilde anlatmayı biraz daha hani öğretici biçimde oynamayı seviyorum oyunları. O yüzden kaldığımız yerden göstereceğim. En son burada kalmıştık hatırlarsınız. Neler yaptığımı şöyle bir yavaşça anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben buradan ilerledim. Bu arada bu seriyi de normalde Totik'le devam ettirecektik. Bahadır abiyle birlikte. Daha doğrusu onun serisini devam ettirecektik. Ve ben buradan hani aynı şeyi editleyip kendim de atacaktım videoları. Onunla beraber oynadıklarımızı. Fakat maalesef o benim yüzümden olmadı. Ne zaman müsait olup olmadığım çünkü belli olmuyor. Zamanımın olup olmadığı okuldan kaynaklı ağırlıklı olarak. Dolayısıyla o çok mümkün olmadı benden kaynaklı. Şimdi tek başıma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani kayıt almak daha kolay oluyor benim için açıkçası öyle söyleyeyim. Yayın işine oturtamıyorum bir türlü. Buradan geldiğiniz zaman arka taraftan bunu dümdüz birinci bölümde kaldığınız noktadan geldiğinizde şöyle bir alana çıkıyorsunuz. Burada bizi Rock karşılıyor. Rock mıydı ismi neydi? Unuttum tam ismini. Kuş vardı ya birinci bölümde. Kuzgun. O karşılıyor. Base kurmamız gerektiğini ve ayrılıp diğer cüceleri bulmak için bizim bir tarafa onun bir tarafa gitmesi gerektiğini söylüyor. Biz de tamam diyoruz işe koyuluyoruz. Sanıyorum ki biz doğuya o batıya ya da tam tersi falandı galiba yön olarak. Ben de geldim şuradan base'imizi inşa ettim arkadaşlar. İşte bakın burada ocaklarımız var. Bu ocaklarımızda ne yapıyoruz? Bakın şuradan iron ingot diyor. Demir külçesi yapacağım diyelim ki. Benden iron ore istiyor. Demir madeni. Ben de demir madenlerini bakın elinde bayağı varmış. Bu şekilde ekliyorum. Tabii bunun için fuel olarak da yani yakıt olarak da onları pişirirken kömür kullanıyorum. Şöyle ekleyeyim biraz daha. Ocaklarımız bu işe yarıyor. Şurada bakın forge'umuz var. Artık buna earth diyebilirsiniz. Iron Sword kilidini açmıştık. Iron Sword demir kılıcın kilidini açtım. Iron War Axe demir baltanın kilidini açtım. Tarifini daha doğrusu. Iron Heels Shield'ının demir tepeler kalkanı. Zırhın tarifi ve eldivenlerin tarifi henüz. Bir de Ori'nin anahtarı isminde bir kilit açtım. Bunu açmak için de arkadaşlar bir tarif açtım. Buraya gelip bu sandıkla etkileşime geçmiştim. Bunu yaptığım anda anahtarın tarifi açıldı. Ve ben Ori'nin bıraktığı bu sandığı açabilmiş oldum sonrasında. Şuradan görev aldım. Şuradan Goals kısmına geldiğimde bakın. Burada Durin's Axe isminde. Bu muydu? Buydu galiba oradan aldığım. Ori's Records. Bunu bulmuştum orada. Ya da buydu ikisinden biri. Direkt şeyi anlatıyor. Burada ne yapmaya geldiklerini. Ori'nin ve onun kafilesinin. Bakın burada Ori not almış. Diyor ki Balin 5'imizi Moria'nın uzak köşelerinde bir base inşa etmek, bir karargah inşa etmek için 5'imizi Moria'nın ücra köşelerine yolladı diyor. Here we begin our research. Pardon, here we begin our search. Burada arayışımıza başlıyoruz diyor. Bu Ori'nin mesela kaydı. Yani bunu anlatmamın sebebi size şu. Oyunun ilerleyen dakikalarında, ilerleyen zamanlarında diğer cücelerden belli başlı notlar, kayıtlar bulup burada ne olup bittiğine dair, neler yaşandığına dair bazı izlere de ulaşabiliyor olacağız. Bu yüzden aktardım. Bakın şurada Stone Pallet var. Bu normalde şeyde yoktur. İşte Minecraft'ta vesaire falan yoktur bu palet olayı. 3 çeşit palet yapmışlar. Belki daha fazladır. Hatta Steel, çeliği de düşünürsek 4 çeşit diyebiliriz şimdilik. İşte mesela burada Stone Pallet var bakın. Taş paleti. Buradan Get Stone'dayken orası. Bakın sağda bir yazı var görmüşsünüzdür. E'ye basarsam alıyorum. Aşağı indirirsem scroll'u depozite bastığımda buraya taşları koyuyorum. Bu şekilde taşlarınızı, kömürlerinizi ve de tahta parçalarınızı, ahşap parçalarınızı artık işte wood
onları stoklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede buradaki bu wood chest'lerinizi, işte özetle sandıklarınızı, daha farklı şeyleri muhafaza etmek için, örneğin bakın demir külçeler, işte Heroes Token falan, bunun gibi daha değerli veya daha çeşitli malzemelerinizi saklamak için sandıklarınızı kullanabilmiş oluyorsunuz. Paletlerde size daha basit şeyleri stoklamak için bir alternatif sağlamış oluyor. Az önce bu arada ne oldu? Bakın C'ye bastım. Buradan torch, meşalem tükendi az önce. Yeni bir meşale yaptım şu an. Bakın üstümde şu an 18 tane şey var. Demir külçe var. Buraya koydum. İşte steel ingotum var. Şimdi çelik külçe var burada. Diyeceksiniz ki Mert bu nereden geldi? Şunu keşfettim bu oyunda. Bahadır abiyle oynadığımız zaman benim envanterimde kalanlar burada benim kendi save'ime, kendi dünyama da geçmişler. Onu fark ettim. Bakın şurada mesela Iron Hammer var. Demir çekiç. Bu demir çekiç buraya da geçmiş. Ben bunu aslında bu dünyada yapmamıştım. Veya işte buradaki çelik külçeyi bu dünyada yapmamıştım. Geçmişler. Cloth scraplerim var. Nelerim olduğunu size şöyle bir göstereyim. Hani dediğim gibi bölüm eksiği falan problemler yaşadığım için, hani olan bitenden tamamen haberiniz olsun diye size bir göstermek istiyorum. Hide'ımız var. Kürkümüz. Quartz bulmuştum. Metal parçalarımız var. Bununla da bakın şuradaki yapıda malzemelerimizi tamir ediyoruz. Repair Smith'i var. Bakın Repair'e bastım. Benden Metal Fragment istiyor. Bir de oyunun bir güzel tarafı arkadaşlar. Mesela Metal Fragment'ı istedi az önce, metal parçasını. Üstümdeki bir eşyayı tamir etmek için. Fakat benim envanterimde aslında şu an metal parçası yok. O zaman nasıl tamir ettim? Sizin karargahınızın içindeyken, base'iniz içindeyken belirli bir menzile kadar olan eşyaları kullanmak istediğiniz yapı çekiyor. Yani sizin envanterinizde o malzeme olmasa bile sandığınızdan alıp kullanıyor sizin yerinize otomatik olarak. Öyle bir güzelliği var oyunun. Haberiniz olsun. İşte başka neyimiz var? Anlatalım her şeyi. Narwin's. Bakın bu da mesela Bahadır abiyle oynadığımız kayıttan gelen. Bu da Narwin'in muznakan oymalarıymış. Şimdi bunun mantığını şöyle gidip anlatayım size. Yine başlar başlamaz bıdı bıdı çok konuştum, yoruldum bak. Ben hep çok konuşuyorum ya. Şimdi bakın durum şu. Aa, bizim çocuklar geldiler yine. Bu arada bir tane de raid yedim. Oyunda şey mantığı var. Sakin bir oyun değil arkadaşlar. Sürekli olarak kampınıza, karargahınıza saldırılar yiyorsunuz goblinler. Orklar tarafından daha doğrusu. Sürekli olarak saldırılar yiyorsunuz ve kendinizi savunmak durumundasınız. Dolayısıyla aksiyon seven biriyseniz de bu oyun tam size göre. Çünkü asla rahat bırakılmıyorsunuz. Ya kurt saldırıyor, işte ya domuz saldırıyor, ya orklar geliyorlar. Bayağı bildiğiniz raid yiyorsunuz. Yani saldırı düzenliyorlar. Planlı bir saldırı gerçekleştiriyorlar sizin karargahınıza. Oymalar kısmı da bakın. Ori'nin soyunun muznakanı diyor. Bunun ismi muznakan arkadaşlar. Yazıyor bakın. Muznakan of Ori's Line. Bu muznakanın, yani bu heykel standının diyelim, oymaları var üzerindeki. Bakın şöyle biraz daha yakından bakmaya çalışalım. Görüyor musunuz? Sağda bakın şurada. Hatta elimle nasıl? Şurada mı oluyor? Böyle kameradan göstereyim. Bu oymaların bazıları eksik bakın burada. Şu an 5'te 0 yazıyor. Eğer 5 tanesini de bulup ben buradaki oymaları tamamlarsam burada bir şey olacak. Ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Olayımız bu. Bir de oyunun şey sistemi var arkadaşlar. Şimdi ben bu bulunduğum alan, çok fazla spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım bunu. Bu bulunduğum alan madenlerdeyiz biz şu anda. Henüz madenlerin ilerisine geçmedik. Yani oyunu bölüm bölüm yapmışlar. Mesela bölüm 1 maden alanı gibi düşünün. Sonra bölüm 2 bla bla vesaire vesaire bir şey alanı. Şimdi spoiler olmasın. Bölüm 3 başka bir alan vesaire gibi düşünün. Bu alanların, bunu anlatmamın sebebi, her birinde bu muznakanlardan başka başka oluyor. Burada Oren'in soyunu anlatıyor bize. Muznakanda. En azından yazan bu. Bir sonraki alana geçtiğimizde farklı bir muznakan bulacağız gibi. Hatta bakın Luke'a basarsam E'ye basıp. A muznakan to a family of old. I'll return the missing figures. Honor them. Bunu bir anıt olarak düşünün. Soylu eski bir ailenin anıtı olarak düşünün burayı. Onlara adanmış bir muznakan. Bizim cücemiz Vestri de onu söyledi. Benim cücemin ismi Vestri. Kalan oymaları bulup onları onurlandıracağım dedi cücemiz de.
Biz de tam olarak bunu yapacağız. Yani oradaki o gördüğünüz eşyanın, itemin açıklaması buydu. Bunu size olabildiğince detaylı ve net bir şekilde anlatmak istedim. Kapımızı kapatalım. Oyunun arayüzünü anlatayım biraz. Sol alt tarafta bakın yiyecek kısmı var. Zaten orada bir peynir görünüyor dikkat ettiyseniz. O bizim açlığımız. Onun üzerindeki cambarımız. Onun üzerindeki de zırhımız arkadaşlar. Ne kadar zırhımız olduğu, ne kadar sağlam olduğumuz. Bakın bende şu an bunlar var. Biraz zarar görmüşler. Maviye iyi bakın. Kullanmaya çok az var maviye. Şimdi bakın tamir edeceğim. Bakın fullendi. Bir de üstünde zırh işareti çıktı. Yani şu an armorluyuz. Zırhımız var. Devam edelim. Citrine var. Bu da değerli bir taş. Cloud Scraps yine aynı şekilde. Bu da Ori'nin muznakan. Bakın az önce gösterdiğimden iki tane bulmuşuz. Bu farklı bir yerin, bu farklı bir yerin. Heroes Token. Bunlar da kahraman tokenları. Bunlar arkadaşlar, bununla da bir anıt heykeli gibi bir şey oluşturuyorsunuz. Yani şuradaki bu heykele benzer bir şey oluşturuyorsunuz. 5 tanesini bulup, o 5 tanesini bulduktan sonra oluşturduğunuz yapıdan buff alıyorsunuz. Kusura bakmayın. Buff alıyorsunuz. Sonra bu buff'la arkadaşlar enerjinizin daha az gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Uyuduk bu arada. Öyle bir durum var. Bir de her zaman yemeğinizi yaptığınız zaman bir tur uyuyabiliyorsanız uyuyun. Ardından yemeğinizi yiyin. Çünkü karakterimiz aç uyanıyor, kahvaltı yapmak istiyor. Bakın rested diye bir şey geldi. Ne diyor? Buff geldi. Aynen, enerjimiz restore edilmiş. Bütün negatif efektler de kaldırılmış üzerimizden. Yani dinlenmiş durumdayız şu an. Heroes Token'da bu. Bunları nereden buluyoruz Mert derseniz. Benim şu ana kadar bildiğim tek bulma yöntemi bunları şey yapmaktı. Ölmüş cücelerden buluyorsunuz. Etrafta mesela bir cücenin cansız bedenini buldunuz diyelim. Önce bizim karakter böyle dua falan ediyor ona. Onu onurlandırıyor. Ardından o cüceden bize bir tane Heroes Token veriyor. Coinler. Bunlar da ayrı bir olayı var. İlerleyen zamanlarda göstermek istiyorum. Kullandığım zaman. Lembas bulduk bakın. Besin malum. Hatta Lembas'ın yeri burası değil. Ember'ımız var. Amber. Crystal Flare. Bunlar da böyle elinizde tutuyorsunuz. Bakın ışık yapıyorlar. Şöyle. İsterseniz bunları atabiliyorsunuz. Bakın ışık. Gördünüz mü? Bunların daha sonra ilerleyen zamanlarda farklı bir daha alamıyorsunuz bu arada attığınızı. İlerleyen zamanlarda farklı kullanım alanları da var. Onu da o zaman göstereceğim. İşte demir külçelerimiz. Ve de kürk parçaları. Hide scraps. Belki o hide scraps'ten de daha sonra hide yapabiliriz. Direkt kürk yapabiliriz. Bu şekilde. O zaman ilerleyelim mi? Ha, şeyi gösterelim bir de. Bakın şöyle. B'ye bastım. Building Plans. İşte burada yatak yapabiliyorum. Bunların da hızlıca üstünden geçelim. Wall torch'umuz var şu an. Bakın şöyle şey koyabilirim. Duvarlarıma işte meşale koyabilirim. Standing torch. Duran torchlar koyabilirim. Yani ayakta duran. Sonra Memorial Flame. Bu bahsettiğim şey arkadaşlar. Bakın şöyle. Hero tokenlarla bunu yapıyorsunuz. Bundan buff alıyorsunuz. İşte Camp Heart yapabiliyorsunuz. Oranın kamp olmasını sağlıyor bu. Stone Heart yapabiliyorsunuz. Bu da orada yemek falan pişirdiğimiz şey. Meal Table, yemek masanız. Buna da sahibiz. Wood Chest'i biliyorsunuz sandığımız. Treasure Sachet. İşte bakın bunu yapıyorsunuz. Bu hazine alanı. Bu gitgide büyüyor. 200 tane coin ile yapabiliyorsunuz bunu. Bu gitgide büyüyor ve size buff veriyor. Buff'ın ne olduğunu yaptığımız zaman göstereceğim. Ayrıca bu hazine ne kadar para eklerseniz, paranızı, hazinenizi orada tutuyorsunuz. O kadar aldığınız buff da güçleniyordu diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. İşte Repair Smith'i. Buradan tamirleri yapıyoruz. Sonra başka neyimiz varmış? Bakın. Ocağımız, forge'umuz. Bunu biliyorsunuz. Bunlar paletlerimiz. İşte odun, taş, kömür, demir madeni, demir külçesi madeni. Aa, demir külçesi madeni de varmış. Bak şimdi onu yaptık o zaman. Ben bunu bilmiyordum. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koy. Bir de son olarak şey varmış bakın. Çelik külçesi madeni. Şuradan bakın bütün demir külçelerimi aldım şu an.
Burada da besinlerimi tutuyorum bu arada. Onu da oraya attım. Şimdi bakın hepsini buraya koyacağım. Demir külçelerimi. Bakın 103 tane demir külçem var, muhteşem. Bu arada çok da estetik duruyor, hani hoş duruyor daha doğrusu. Palet olayı bayağı hoşuma gitti. Duvar çektim şuralara. Bakın buradan Woodstone'a geldiğiniz zaman da mesela Stone Wall var. İstesem bunu bu şekilde koyabilirim, bakın. Biraz arka falan benziyor. Rust'ta da böyle yanılmıyorsam. Bu şekilde, fakat bakın Build Near a Heart diyor. Bir heart'ın yanına, bir şeyin yanına yap diyor. Burada kalp var ya, yanan kalp diyor. Bakın şurada. Stone Heart, taş kalp pardon. Onun yanına yapmamızı istiyor oyun. Öyle bir sınırı var. İşte pencere yapabiliyorsunuz falan. Cırt çırt buradan onu daha sonra kendiniz de incelersiniz. Şöyle şey yapabiliyorsunuz bakın. İşte merdiven isterseniz koyabiliyorsunuz. Bakın sütun koyabiliyorsunuz falan. Rope ladder falan. Böyle bu tarz şeyler de var arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Ben ilerlemiştim de tabii. Ya ben dediğim gibi iki bölüm çektim. İkisi de boşa gitti maalesef. Şimdi bir daha yaptığım şeyleri, ya geçtiğim yerleri geçip çekmek bir de. Burada bayağı bir yerleri kırıp döktüm bu arada. Aynı şeyleri yapmak dediğim gibi biraz yorucu aslında benim için de. Fakat güzel geçeceğini umuyorum. Videoyu beğeneceğinizi umuyorum. Bed droppings, ingredients. Aynen, burada ben yarasa öldürmüştüm. Farm Patch isminde bakın bir şeyin kilidini açtım. Sanırım tarımla alakalı. Şunlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz heykeller. Bu mesela yıkıktı. Kırık dökük oluyor. Bunun yanına geliyorsunuz. Aa, benim envanterimde bunlar mı varmış? Bunun yanına geliyorsunuz, tamir ediyorsunuz. Tamir ettiğiniz zaman size bir eşyanın tarifinin kilidini açıyor. Sonra buradan ilerledim. Bakın şunları kırabiliyoruz. Bu arada kazabiliyoruz şu duvarları. Fakat ben kasten kazmadım. Öncelikle hali hazırda açık olan ve gidebileceğimiz olan yerlere gidip, oraları iyice silip süpürüp inceleyip ondan sonra sağ solu kazmaya başlayacağız demiştim. Yok olan bölümlerde. Nitekim öyle de yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle etrafı göstereyim, size gezdireyim. Önce bu alanı bir görün. Bakın burada mantarlar var. Karakterimiz de tabii yoruluyor. O bayağı mantar bulduk. Nice. Şurada maden bulmuştum. Burayı kazdım. Burada inanılmaz bir maden vardı. Yani öyle böyle değil bakın. Bakın ne kadar kazmışım bak. Hani öyle böyle değil yani. Çok fazla maden vardı burada. Delik deşik ettim burayı. Burası bu şekilde. Şu arkadaşlar savaşmak isteyecekler. Elimde demir savaş baltası var bu arada. Bakın bir de basılı tuttuğunuz zaman silahların özel skilleri var arkadaşlar. Basılı tutup bıraktım. Bakın 35-35 vurdu bir anda. Yine aynı şekilde. Hop 77 bir anda öldü. Şimdi biz buradan mı geldik? Sanıyorum buradan gelmiştik. Oyunun şeyini hiç beğenmedim. Yani aha. Bunlar dövüşmek mi istiyor? Evet. Bazen böyle o skill'i atmıyor işte. Blokları iyi zamanlıyorum. Güzel oluyor. Bayağı zorladı. Yani geç öldü daha doğrusu. Evet, geriden gelmiştik. Devam edelim. Bu alana girmemiştim galiba. Bir sonraki bölüme bırakmıştım burayı. Evet, bu alana girmemişim. Şu an sizle girmiş oldum. Şöyle bakın, bunları gördüğüm zaman wood scrap, tahta parçaları almak için parçalıyorum. Aynısını yapmanızı tavsiye ederim oynarsanız. Şöyle alıyorum hepsini. Tamam. Mesela bu şeyleri de kayıt dışı yapmıştım en son. Bu işçilikleri diyelim. Neden? Çünkü tahmin ediyorum ki siz de gelip videoda benim bunları böyle full kırmamı izlemeyi çok da istemezsiniz. O yüzden onları sonraya bırakacağım. Bakın bir heykel bulduk. Bunu rebuild etmem için şu an oyun benden 10 tane taş istiyor. Ne yapacağız? Hemen şuradan birazcık kıralım. Taş elde edelim. Taş yanımda yok çünkü. Oyunda gördüğünüz birçok şeyi kırabiliyorsunuz ve oyunun harika bir, bakın tavan çöktü. Harika bir fizik sistemi var. Tabii ki kusursuz değil de hani, yani bir Starfield falan beklemeyin.
veya işte Star Citizen vesaire. Fakat hoş yani. Bakın tamir edeceğim şimdi. Iron Hammer'ı kullanıyor bunun için bu arada. Gördünüz mü? Iron Heels Gloves'un kilidini açmış bulunmaktayız. Aa bakın yerde şey bulduk. Ori'nin Muznakan oyması. 3 oldu. Nice. Devam edelim. Bakalım neler bulacağız burada. Şu arkadaşı öldürelim. Ulan iyisi aklıma aldım yine. Kedicik geldi arkadaşlar. Ona bir kapıyı açalım. Gel. Gel. Çıkıp yerine yatacak şimdi muhtemelen. Ya da burayı kurcalayacak. Benim kediyi hatırlıyorsunuzdur. Daha doğrusu evin kedisi, ev arkadaşımın kedisi. Bakın burada brazier. Bu meşaleleri de böyle wood scraps ekleyerek isterseniz yakabiliyorsunuz. Öyle bir olayınız da var. Burada bir alan bulduk. Kırılacak bir sürü şey görüyorum. Bunları dediğim gibi yayın dışında ayrıca kendim gelip kıracağım. Fakat şu an için burada size böyle bakın şunu buldum diyeceğim. Sanıyorum. Aa bakın farm patch. Aynen. Onu diyeceğim bir şey yok burada arkadaşlar. Şimdi biz bunu oynarken şöyle düşünmüştük. Aslında bir dakika ben açtım mı onu ya? Şimdi bunlar arkadaşlar bir şeyler ekip yetiştirebileceğimiz yerler. Tohum ekeceğiz buraya. Biz bunları Bazı abiyle oynarken kırdığımız zaman bunları yapmaya yarayan malzemeler herhalde içinden düşer diye düşünmüştük. Maalesef düşmedi. Yapamadık. Ama az önce ben yarasa kulağı mı ne bulmuştum hatırlarsanız yarasa kestiğim için. Onu aldığımda da Farm Patch isminde bir kilit açılmıştı sanki. Bakın evet. Yani ben aslında bunu kendim de şu an yapabiliyorum. Build Near a Heart diyor. Bakın şöyle Farm Box. Farm Patch. Bakın aynısını kendim de yapabiliyorum aslında. Ihraz Granit'i lazımmış. Bed Droppings lazımmış. Fakat şu an o malzemelere sahip olmadığım için ben bunları kırmak yerine ne yapacağım? Buraya bir şeyler ekeceğim. Ya da ekmeli miyim? Ekmeyeceğim. Kıracağım. Niye? Ben bir daha buraya koşmam. Kendim biliyorum. Öyle bir oyuncu değilim ben. Bir daha buraya koşmayacağım için ben bunları kıracağım. Belki bir şey atar. Geçen defa atmamış olsa da yine atmadı. Püh Allah. Neyse tamam kalsın hadi onlarda. Ben sonra gelip burayı parçalarım. Evet buradaki bulduğumuz bu evden, ev gibi şeyden bir şey çıkmadı. Oradan geçiş yok. Devam edelim. Şurada maden var. Ne madeniymiş bu? Demir madeni. Bunu da ben daha sonra gelip alırım. Ya böyle şeylere atlayacağım hani. Çünkü eminim ki benim 2 saat o madene vurmam sizi açmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla biz ilerleyelim. İşin macera kısmına biraz daha atılalım. İşçilik kısımlarını ben kayıt dışında gayet de yapabilirim. Arkadan açıyorum Celal Şengör'ü, İlber Ortaylı'yı. Hocalarımı. Onları dinlerken yapıyorum işçiliği. Mis gibi oluyor. Bak ne bulduk? Oo bayağı wood scrap bulduk. Bunları da gelip alırız. İçeri girelim. Ne var burada? Böyle bir eskiden taverna mıymış burası? Neymiş? Yukarı çıkalım üst kata. Var mı bir şey? Yani sağ solu kırıp dökmem haricinde bana bir faydası olacak mı buranın? Şu ana kadar hayır. Aynen taverna tarzı bir yermiş sanırım burası eskiden arkadaşlar. Hero Spirit var bakın bu arada üstümüzde buff. O buff şey buff'ı işte o Hero Token'larla aldığımız buff. Söylediğim yapıdan gelen buff. Nereden aldım şu an görmedim bilmiyorum. Ah bakın oyma bulduk. 4 oldu. Ori'nin Muznakan oyması 4 oldu. Buradaki merdivenden çıkayım. Ha aynı merdiven tamam. Bir tane daha bulursak arkadaşlar tamam. Ah heykel. Hadi oğlum ne vereceksin? Iron Warax zaten elimde var. Zararı yok. Onu da açmış olduk. Bakın burada da bir yer bulduk. Burada domuz arkadaşımız var. Sen bir öl bakalım. O tam domuz değil de domuzumsu bir şey arkadaşlar bu arada. Bakmayın benim domuz dediğime. Burada bir araba tarzı bir şey var. Bakın bu yapı winch var tepede. Ben bunların hepsini parçalayacağım. Mesela bir örnek. Şu an şu yapının tamamını parçalayabilirim.
izniniz var. Baktığınız zaman oyun oynadığınızda anlayacaksınız yavaş yavaş. Tuğlaların tipinden falan anlıyorsunuz. Ben bakın vurmama izin var, göstereyim. Bak şimdi yavaşça eskiyecek burası. Görüyor musunuz? Hatta gitti bile. Ya ben buraya komple girsem, şuraların her birini yok etsem, hatta bakın çökmeye başladı bile yavaş yavaş. Çatı çöker ve komple aşağı iner orası. Tabi dediğim gibi bunları kayıt dışında yapacağım. Tamam. Bu vincin olduğu yere çok girecek bir yer yok. Pekala. İlerleyelim. Şuradan devam edelim. Bakalım nereye çıkacağız buradan. Duydunuz mu? Balrog mu uyandı lan? Ne oldu? Sesi duydunuz mu? Bakın burada Dwarf Remains. Şimdi bundan bahsediyordum. Bakın burada cüce kalıntıları bulduk. Bazen şu heykelleri biri zannediyorum böyle. Beni izleyen biri sanıyorum, aklım çıkıyor. Bunu Honor yazıyor bakın. E'de Honor. Honor diye okunuyor. Ben ondan öyle diyorum. Bilmiyorsun denmesin. Hop ne yaptık? Get Heroes Token. Kahraman tokenini aldık. Hem de Hero Spirit bakın. Sıfırlandı tekrardan üstümüzdeki buff. Bir heykel daha var. Tamir edelim. Bakın bu defa açabileceğimiz bir tarif kalmadığı için şimdilik, o parantezi açayım, şimdilik ne yaptı? Bize 6 tane şey verdi, kömür verdi ödül olarak. Kalsın orada. Bundan sonrası kazma işi. Kazmayacağım. Neden? Burası çok ilerisi fark ettiyseniz. Ben henüz bu noktayı kazmak istemiyorum arkadaşlar. Geriye gideceğiz. Geride henüz hiç kazmadığımız bazı noktalar var. Orayı kazacağız önce. Hem de üstümüzü bir boşaltalım. Base'e gidiyoruz şimdi. Oyunun harita sistemini hiç beğenmedim. Çünkü doğru göstermiyor gibi geliyor. Yani şu an beni burada gösteriyor ama yani evim şurada bakın. Ya da şurası mı? Şurası galiba. Yani dümdüz gidip sola döndüğümde evime varmış olmam lazım. Fakat bakın ilerliyorum. Çok az ilerliyor falan. Tam harita sistemiyle barışamadım yani. Daha doğrusu muhtemelen ben anlamadım. Bok atıyorum işte. Kedi uzanamadığı ciğere bok atarmış ya. O kedi benim şu an. Bak şimdi buradan sola. Sola gidiş var mı ki? Your torch. Tamam. Yine meşalemiz gitti. Dur lan ilerliyor aslında harita. Ben boşuna bok atmışım. Ateş benim kamp değil o zaman. Değil mi? Bakayım. Buradan sağa dönünce senin kamp diyor. Bakın şurayı kazabiliriz mesela tabi. Daha var. Daha oyunun ilk başlarında, ilk yerlerinde kazılacak yerler var. O yüzden şimdilik şey yapmıyorum. O kadar ileri gitmedim henüz. Az önceki. Bak şurası mesela. Önce burayı kazacağız. Şu kapı bizim base. Aynen. Bu meşale ne o zaman burası? Bu alan. Bakın burada bir şey gösteriyor. Ateş gösteriyor harita. Görüyor musunuz? Tam burası hatta. İlerliyorum şu an. Bakın tam burası. Ona doğru gidiyoruz şu an. Ateş. Ne burası? Buranın olayı ne? Kırılıyor mu burası? Yok. Yani buradan taş kazabilirim. Fakat orası açılmayacak arkadaşlar. Ama burayı mesela ateş gösteriyor bakın. Allah Allah, neden acaba? Olayı ne ki? Camp. Camp anlamına geliyormuş. Camp. Tamam. Bu arada bir tanesini şöyle bakın yerleştirelim. Bakın yerleştirdim, bir şeyler oldu, görüyor musunuz? Kaldı iki tane. Güzel. İki tane oyma kaldı. Bir tane de base'de var. Bir tane kalmış olacak. Şöyle bir yukarı çıkayım mı? Burada kamp olmasına sebep olacak bir yapı mı var? Yok aslında. Çok ilginç. Oymalar çok güzel görünüyor. Oymalardan ne kazanacağız? Ya da bir yere bir yer altına hani bir iniş mahzen falan mı açılacak, ne olacak hiç bilmiyorum. Çok iyi görünüyorlar yalnız. Base'e döndük. Bu gece raid yiyebiliriz diye düşünüyorum. Şuraya taşlarımızı koyalım üstümüzdeki. Bu scraplerimizi koyamıyoruz. Tabi full buralar. Bakar mısınız abi? Kömür var mı üstünde? Yok. Bu scrapleri şuraya koyabilirim.
Masum'un scrollü bozuk, o yüzden zor şey yapıyorum, kusura bakmayın. Şu elimdeki demir madenlerini, iron ore'ları hepsini tekrardan ocağa koydum. Bakın 41, 38, 35 iyice azalıyor. Kul külçeye çeviriyorum hepsini. Tamam, yapacak bir şeyim yok şu an. Bir tamir yapalım. Yemeğimiz de çok fazla. Bakın ben şu an sadece et yapıyorum. Fakat istesem bir sürü tarifim var burada. Bin bir türlü şey yapabilirim. Ve bunların her biri farklı farklı buff verebiliyor. Ek olarak burada kömür de yapabilirsiniz. Tahta parçalarını kullanarak kömür yapabiliyorsunuz. Ben şu an roast meat yapacağım sadece. Bir tanesini bıraktım. Şunu bakın yatacağım. Evet, yattım. Hemen karakterimiz aç uyandı. İşte iki tane atsaymış. Kahvaltıda et. Kurban Bayramı'nda kahvaltıda kavurma yiyen Türk babaları gibi oldu bizim karakter. Birazcık daha şunlardan koyalım. Evet, sonunda bitirdik. Şimdi bir üstümüzü boşaltalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Metal parçaları. Tohum bunlar. Hero token'ı oraya attık. O, Ori'nin muzlakan kar. O, iki taneymiş, tamam. Şeyi açıyoruz şu an. Çok iyi, çok iyi. Heyecan yaptım lan. Bu muzlakan anıtı var ya, Ori'nin soyunun. Onu şu an açıyoruz. İki tane varmış bizim burada, yaşasın. İki taneyi de bulmuşuz. Fullemiş olacağım şu an. Besinlerimizin hepsini oraya koyduk. Külçeleri de yerleştirip yolculuğumuza geri dönebiliriz. Şöyle yemeği de yedik mi? 10 numara 5 yıldız. Umarım raid yemeyiz ve dönmek zorunda kalmam. Aa, ama cold diyor. Henüz gece olduğu için üşüyoruz bakın. Ne yapalım, bekleyelim mi? Bekleyemem ya, yürü. Birazcık üşümüş olsun karakterimiz. Birazdan zaten gece biter muhtemelen. Ben şunu göreceğim. Ben bunu göreceğim. Hadi. Heh. Open. Neyi open lan? Aa, bu sandıkmış. 20 coin verdi içinden. Tamam. 2 tane safir, 5 tane demir külçe. Ve de tarif. 2 tane tarif verdi. Heirloom Shield. Yadigar Kalkan. Ve Trapper Hat. Tuzakçı. Trapper tuzakçı mıydı? Şapka verdi bir de. Oo, ciddi misin? Yeni tarifler açtık. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım mı? Hayır. Ama şöyle bir olay da var. Benim beklentim bu değildi. Şekli bana şey gelmişti arkadaşlar, tipi. Hani orası böyle ters dönecek, açılacak. Ben mahzen gibi bir yere ineceğim falan zannetmiştim açıkçası. O şekilde olmadı. Şimdi yeni tariflerimize gelelim. Bakın, Heirloom Shield. Shield of a Lost Design. Kaybolmuş bir dizayna sahip güçlü bir demir kalkan diyor. Yapalım mı? Bu 3 tane istiyor, bu 4 tane demir istiyor. Acaba bu daha mı güçlü? Bir de bakın, şey nerede? Head nerede? Onu çözemedim yalnız. Şimdi düşününce az önce bulduğumuz şapka olayı kumaştan diye varsaysak. Burası örs olduğuna göre burada kumaş şeyleri yapamayız. Dolayısıyla onun craftladığımız yer çok yüksek ihtimalle burası değildir. Ya da kendi üzerimizde mi? Hayır. O zaman onu burada craftlamıyoruz, aynen. Bakın kalkan geldi. Şu an şurada armorumuz. Şimdi bunu takacağım. Gerçi kalkan orada görünmüyor zaten. Neyse, sonuç olarak bakın şöyle şıkta göstereyim. Şöyle görüyor musunuz? Bakın bu Iron Hills kalkanımız. Sıradan şey kalkan. Ki bu da çok güzel bence. Bu normal kalkan. Şu ise bulduğumuz Heirloom Shield. Sanıyorum ki biraz daha sağlam bir kalkandır. Çünkü tarifte bir tane demir fazladan alıyor. Değilse bile en azından tipi farklı.
Hoş bence. Ve tabii ki de biz ne yapacağız? O kalkanı kullanacağız arkadaşlar. Safir bulduk, iyi oldu. Para bulduk, o da iyi oldu. Onları da koyalım. O demir külçe de üstümüzdeki hemen şeye gitsin. Bir de şunu şöyle alalım. Tamam. Düşünüyorum şimdi. Şafak söküyor diyor. Şafak söktüğüne göre ne yapabiliriz? Hemen şey, üstüme taş aldım yanlışlıkla. Olsun. Bakın soğuk gitti. Gece bittiği için artık şafak söküyor. Ben brightness'ı arttırmış mıydım? Aynen. Fullemişim hatta. Oyun biraz karanlık ya malum. En azından bu kısımlarda. Çok küçük bir spoiler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu arada videoyla alakalı. Oyunla alakalı. Veya benimle alakalı artık neye yorum yapmak istiyorsanız size kalmış. Şimdi o kazmadığımız yeri kazıyoruz bakalım ilerliyoruz. Nereye çıktık? Daha önceden geldiğimiz bir yere mi çıktık yoksa apayrı bir oda mı burası? Gelmemişiz buraya çünkü gelmiş olsak bunlar burada olmazdı. Beni biliyorsunuz ben burayı kemirirdim fare gibi bırakmazdım bir şey. Çok yüksek ihtimalle eğer ki o materyaller yerdekiler falan sürekli resetlenmiyorsa yüksek ihtimalle buraya gelmemişiz. Karakterimiz yine yoruldu bu arada. Evet ayrı bir oda bulduk arkadaşlar sanırım. Burası ayrı bir oda aynı. Kazdık ayrı bir odaya çıkıyor. Yeni bir yer açıldı zaten yani şurası yoktu bakın. Şöyle gidiyordu. Şurası yoktu. Şimdi bunu açmış olduk. Ya da bana mı öyle geldi? Stone istiyor. Stone. Ben sana stone nereden bulayım bu odada? Bak şuradan bulduk. Neredeydi lan kırık heykel? Şurada mıydı? Ana, oğlum. Şuradaymış lan, ileride. Bakalım bu defa ne verecek? Tarif açmayacağı için. Çünkü tarif açması için oyunun şu noktada yeni materyallere ihtiyacımız var. Biz şu an biraz daha olduğumuz yeri bitirmeye yönelik oynuyoruz. Bakın iron ore verdi ve kömür verdi arkadaşlar. Demir madeniyle kömür. Etrafı geziyoruz biraz daha bakın. İlgi çekecek bir şey var mı diye. Şu anlık görünmüyor. Tabii ben buraya yine ayrıca dediğim gibi gelip kayıt dışı. Bakın maden var. Güzel. Orayı da süpürürüm ben. Ben buraya gelip ne yapacağım? Bu odayı full böyle temizleyeceğim. Buradan dümdüz gittiğimizde de bir yere varılmadığı için şuradan da çıkış gösteriyor. Bakın gördünüz mü? Buradan geçiş var. Ama yok aslında full demir orası yani tahta. Şey pardon taş ne tahtası lan. Bakın şuradan çıkılabilir gösteriyor. Ama rock yani bu kırılmayacak. Kırılıyorsa da bu elim. Aha kırılıyor lan. Aynen burayı biliyoruz tamam. Buradan sonrasını biliyoruz. Bakayım. Buradan bir yere gidiliyor mu o zaman? Bak şimdi o da raksa orayı da deneyeceğim. Bu stone'dur. Aynen bu kırılmaz. Bir dakika haritada buradan sonrası bitiyor bu odadan sonrası. Bu odadan sonrası orada şey. Yine kazılacak bir alan, açılacak bir alan. Pekala. Şu arkadaşı bir tekleyelim. Okey ilerliyoruz bakalım. Ana görevle alakalı bir yere geldik bakın. Gate to Dreams Highway. Bundan sonrasında acaba ne olacak? Bakın ileride Arik var. Raven of Erebor. Erebor'un kuzgunu. Değişik bir yere vardık. Bu noktadan sonra ne olacak merak ediyorsanız hepinizi 3. bölüme bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın bana destek için. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.